Bandırma Şehir TV izleyenleri, Bandırma'da İş Dünyası programından herkese merhaba. Bugün Bandırma'nın, sadece Bandırma'nın da değil aslında, ülkemizin de önemli firmalarından biri olan Yemter Anonim Şirketi'ndeyiz. Bahadır Çolak Bey'in konuğuyuz. Bahadır Bey, Yemter'in genel müdürü. Kendisi bize bu konuyla ilgili, Bandırma'daki iş dünyası ile ilgili bilgiler verecek ama öncesinde Bahadır Bey, biz sizi, daha sonra da Yemter'i tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bize vermiş olduğunuz, ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, ben 1975 Bandırma doğumluyum. Doğma büyüme Bandırma'dayım. Öğrenim bir kısmını burada, bir kısmını Bursa'da tamamladım. Daha sonra şirkette değişik kademelerde görev aldım. Hemen hemen her kademesinde görev aldım diyebilirim. Şu anda da 2005 yılında rahmetli babamızı kaybettikten sonra da abi kardeş bu şirketin yönetiminde aktif olarak rol almaktayım. Yemter bizim lokomotif amiral gemimiz. Bunun haricinde de 3 tane daha şirketimiz var. Onlar da uzun yıllardır Bandırma'ya hizmet vermekte. Yemter 1980 yılında İsmail Çolak tarafından kuruldu. Şu anda Abdullah Çolak ve Bahadır Çolak tarafından da işletiliyor. Şu anda 200'e yakın personelimiz var. 44 kıtada 44 ülkeye ihracatımız devam ediyor. Özellikle son 5 yıldır ihracatta ciddi manada ataklarımız var ve bunu da korumaya hedefliyoruz. Özellikle pandeminin etkisiyle de birçok bizim sektörümüzdeki insanın uzak doğudan uzaklaşması bize bir fırsat yaratıyor. Biz de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Faaliyetlerimizi de bu yönde devam ediyoruz. Sektörümüzde rekabet içindeyiz. Farklı firmalar da var. Ama biz ilk önce kendimizle rekabet ediyoruz. Her zaman kendimizin daha iyi yapacağına inandığımız için kendi üretmiş olduklarımızın daha iyilerini yapmaya çalışıyoruz. Bu sebeple de Balıkesir sektörümüzde ilk olmak kaydıyla, Balıkesir'de de ikinci olmak kaydıyla ARGE merkezimiz kuruldu. Bundan 5 sene önce ARGE merkezimizde de hemen hemen her yıl yeni buluşlar, yeni icatlar sektörümüzle alakalı olmak kaydıyla patentli ürünlerimiz, faydalı modellerimiz üretilmektedir. Orada da ciddi manada bir mühendis ekibimiz çalışmaktadır. Amaç Türk yem sanayine, Türk makineciliğine faydalı olmaktır. Bu arada da Bandırma ekonomisine de değer katmaya çalışıyoruz. Hem istihdam yönünden hem de maddi yönden. Evet. Şimdi yurt dışında da fuarlara katılıyorsunuz özellikle. Evet. Yani nasıl karşılanıyor? Orada bir Türk firması özellikle, yani aynı zamanda ülkemizi de temsil ediyorsunuz. Nasıl evet. Karşılanıyor yurt dışında? Şimdi tabii çok farklı ülkelerde fuarlara katılıyoruz. Bazı ülkelerde dostane karşılanıldığı gibi bazı ülkelerde de çok misafirperver karşılanmıyoruz tabii ki. İşte yine Türkler gelmiş. Bunların burada ne işi var? İşte makinecilerden başlamışlar diye bunları yıllardan beri dile getiren ülkeler tabii ki mevcut ama şu anda son 7 yıldır üretimine için odaklandığımız ve son 5 yıldır da seri üretimine geçtiğimiz bir ürünümüz var. Bu ürünümüz şu anda bu hoş karşı bizleri fuarlarda hoş karşılamayan ülkelerin pazarlarına giriyor. O yüzden de daha da gireceğiz ve onları da bu pazarda rahat bırakmayacağız. Çok büyük hem teknik anlamda avantaj sağlıyoruz hem de fiyat anlamında avantaj sağlıyoruz. Çünkü onlar birçok sektörde olduğu gibi makine sektöründe de devamlı işte rakipsiz istedikleri şartlarla, istedikleri rakamlarla satmaya alışmışlar. Biz de bu düzeni bozmak için hem kendi ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla döviz verici sağlamak amacıyla bu tür girişimleri devam ettiriyoruz. Harbi de hangi ürünler üzerine ya da hangi icatlar dediğiniz gibi yeni buluşlar üzerine yöneliyorsunuz? Genelde kendi sektörümüzle ilgili sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Burada
sahada müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerle onların sorunlarına çözüm üretebilecek yeni ekipmanlar ve makineler üretmek. Sonra artık 10 yıldır teknoloji iyice mekanikten mekatroniğe, mekatronikten elektroniğe, elektronikten de artık yazılıma döndü. Evet. Bu son 10 yılda, 15 yılda iyice bunu hissettik. Biz de bunları müşterilerimize yeni gelen teknolojiyi kendi makinelerimize uyarlayarak onların hayatlarını kolaylaştırmak ve sahada daha doğru veri elde edebilmeleri amacıyla kendimi hem mevcut makinelerimizi revize ediyoruz hem de yeni makinelerle onlara hizmet sunuyoruz. Yani aslında bugüne kadar yapılmamış makineler de ya da ürünleri de çıkarıyorsunuz değil mi? Hem o var, hem yapılmamış ürünler var, hem de mevcut olan ürünleri daha iyi hale getiriyoruz. Yani şöyle izah edeyim, 30 sene önce televizyon var mıydı? Vardı. Var. Şu anda da var mı? Evet. Teknoloji farkı var mı? Çok. O yüzden yani böyle değerlendirmek lazım. Şimdi televizyonda internete girebiliyorsunuz, sizdiniz filmi açabiliyorsunuz. Bunlar 30 sene önce tek kanal var. Tek kanalda hangisini hangisini seyretme gibi bir lüksünüz yoktu. Ne varsa onu seyrediyorduk. Ama şimdi Lebiderya bir televizyon teknolojisi var. Bizim sektörümüzde de böyle. Biz de artık yazılım işinde bayağı bir yerlere geldik. Şu anda kurmuş olduğumuz tesislerin birçoğunu müşterilerimiz kendi mobil cihazlarından takip edebiliyorlar. Tam otomasyon olarak. Tabii ki. Mesela biz pandemi döneminde iki fabrikamızı hiç buradan o ülkeye giriş yasağı olduğundan dolayı gitmeden 48 saat ofiste oturaraktan buradan devreye alıp teslim ettik. Hiç. Başka bir ülkedeki fabrikayı buradan komuta ederek devreye evet. aldınız ve sahiplerine teslim ettiniz. Aynen öyle. Yani bu gerçekten çok önemli bir adım. Yani. Hatta çok yüksek bir adım. Ama bu gereklilik, müşteri de istiyor artık. Tabii biraz da daha çok otomasyon. Tabii şöyle. Daha hızlı üretim. Anlık haber alma çok önemli. Çünkü anlık haber aldığınız zaman anlık müdahale edebiliyorsunuz. Anlık haber alamazsanız o müdahaleyi yapamıyorsunuz. Müdahale yapamadığınız zaman da iş işten geçmiş oluyor. O yüzden de müşteriler artık anlık haber almanın faydalarını gördüler. O yüzden de yazılıma yatırım yapmaya başladılar. Eskiden yazılıma yatırım yapılmıyor. İşte bir program yani işte CD'nin içinde program var. 10 bin dolar verilir mi? Şimdi diyor ki benim gerekliliklerimi getirsin ben 100 bin dolar vereyim demeye başladı müşteri. Yani iş oraya gittiği için de anlık veri almak ve anlık veriyi yönetmek çok önemli. Çünkü hayat çok hızlı akıyor. Yani tam olarak o 48 saat boyunca o fabrikadaki bütün verileri, nasıl çalıştığını, nelerin eksik veya nelerin şey olduğunu hepsini buradan görebildik öyle mi? 48 saat boyunca bir fiil biz o fabrikayı buradan çalıştırdık. Karşı taraf evet biz artık kendimiz çalışmak istiyoruz, bize teslim edin dedikleri anda bütün yönetimi onlara devrettik. Şu anda da bazen problemleri oldukları zaman biz buradan bağlanıp problemi tespit edip şuralarına ayarlamalarını yapın veya şunu kontrol edin diyerekten kendilerine buradan hizmet veriyoruz şu anda. Bu gerçekten çok, yani ilk defa duydum böyle bir şeyi, bir fabrikanın kurulma aşamasından sonra başlangıcından itibaren 48 saat buradan şey yapıp teslim, başka ülkeye gitmedim, başka ülkede. Pandemide birçok ülkeye gidip gelemedik. Bunları daha önce yapıyorduk ama fiili olarak gerçekleştirmemiştik. Bu teknolojiye sahiptik ama işte müşterilerimiz genelde işte ekip gelsin, süpervizörler gelsin, işte mühendisler gelsin, burada devreye alalım deniyordu. Ama pandemiden dolayı vize işlemleri, uçuşlar olmayınca mecbur kaldık. Müşteri de zaman kaybetmemek açısından böyle bir şey kabul etti. Biz de hem kendi teknolojimizi denemiş olduk, hem kendimizi denemiş olduk. 48 saat fabrikayı bir fiil çalıştırdık. Gerekli kapasiteleri aldık. Müşteri de bize elinize sağlık, teşekkür ederim dedi. Devraldı fabrikası. İki tane şey var. Birincisi yaşadığınız bir zorluğu farklı bir şekilde aşmayı bilmişsiniz. İkincisi evet. Onu adeta hani kaostan sonra bir fırsata çevirerek evet. Fabrikaya ya da yem tarafı bir level atlatmışsınız. Evet. Yani çok farklı bir yere
Ben vallahi çok şaşırdım. Yani tebrik etmek lazım. Peki, Bandırma'da iş dünyasında bir değişim var. Evet. Biraz da Bandırma'ya dönelim. Daha sonra genel anlamda tekrar şey yaparız. Bahadır Çolak, Bandırma'daki iş dünyasını nasıl görüyor? Çünkü çok farklı firmalar, yani eskiden herkes birbirini bilen, yani daha butik bir iş dünyası çevresi vardı. Şimdi ise çok farklı firmalar Bandırma'ya gelmeye başladı. Holdingler gibi, onların alt gruplarında. Buradan yer satın aldılar ve farklı yatırımlarını yaptılar. Ne düşünüyorsunuz bunda? Bandırma nereye gidiyor? Yani iyi yönetilirse iyi yere gider. İyi yönetilmezse iyi yere gitmez. Bu açıkça belli. Bunun örnekleri Türkiye'de de mevcut. O yüzden çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Minimum hatayla bu süreçlerin geçmesi gerekiyor. Bu arada bazı şeyleri kişisel çıkarları bir tarafa bırakıp Bandırma'nın çıkarlarını ön planda tutaraktan doğru yatırımların Bandırma'ya gelmesi gerekiyor. Ama bir inat uğruna da firmaların kaçırılmaması gerekiyor. Evet. Bu önemli. Bu çok hassas bir çizgi. Bunu daha önce yaşadığımız tecrübeler var. Gelmesi gereken firmalar gelmedi. Başka şehirleri seçtiler. O şehirler bugün hangi konuda, biz hangi konudayız? Bunlara bakmak lazım. Biz Bandırma küçük şehir, bir de büyük şehrimiz var, Balıkesir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Onlarla beraber uyumlu bir şekilde bu işi yönetmek lazım. Tek başına kimse kavram olamıyor artık, o devirler geçti. Yani birlik ve tecrübe. Aynen öyle. Birlik, beraberlik, ortak akıl denilen bu şehrin faydasına olacak, insanına fayda sağlayacak, bir nebze olsun bir adım öne geçirebilecek yatırımların, uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Ama doğru uygulamalar olması lazım bunların. Yanlış uygulamaların karşısında hep beraber karşı çıkalım ama doğru uygulamanın karşısında da hep beraber birlikte olup el birliğiyle o doğru olan şeyin Bandırma'da olması için çaba sarf edelim. Yoksa A firması gelmiş, B firması gelmiş, buradan kimsenin bir kişisel menfaati olmuyor. Olmuyor. O yüzden de en iyi şekilde yönetilirse en iyi yerlere gelir. Ya işte küçük bir kent olması aslında gittikçe de büyüyen, çok fazla hızlı bir şekilde büyüyen bir kent Bandırma ama yani şöyle bir durum var Bandırma'da. Bir kısım çevreci, hani sanayiye dikkat edelim, sanayi gelsin ama yani dikkat edelim, arıtmasını kursun, şunu yapsın, bunu yapsın diyor. Bir kısım çevreci de komple sanayiye karşı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi burada dengeyi çok iyi kurmak lazım. Evet, tarım çok önemli. Özellikle şu dönemde herkesin anladığı gibi. Ama sanayi de çok önemli. İstediğiniz kadar tarıma sahip olup, onu işleyecek teknolojiye sahip değilseniz, o tarım da sizin oluyor. Bugün hala daha biz elle mi hasat yapalım? Bir makine olacak. Bir teknoloji olacak ki o hasatlar zamanında ve gereken miktarlarda yapılabilsin. Bunun ilaçlaması var, ekimi var vesairesi var. Ama sanayi de çok önemli. Sadece turizmle, sadece tarımla hiçbir ülke hiçbir yere varamıyor. Bunların hepsi bir arada olacak. Bugün İtalya'ya baktığınızda sanayi var, tarım var, turizm var. Gelişmiş bir. Baktığımız zaman, imrenerek baktığımız veya birçok insanın tatil için İtalya'ya gittiği bir yer. Ama sadece Venedik veya Roma'dan ibaret değil. Bugün gittiğiniz zaman çok iyi sanayi şehirleri olan ve düzgün yönetilen işler. Tabii işiniz gereği birçok ülkeyi gezdiniz. Evet. O ülkelerde iletişimlerde ya da işte şeylerde bulundunuz. Aynı fabrikalar kurdunuz. Yıllardır ticaret odasında görev yapıyorsunuz. Orada yönetimdesiniz aynı zamanda. Ticaret odasını da biraz, orada yaptığınız görevi, Bandırma'nın ticaret odası üyelerini ve nasıl görünüyor Bandırma ticareti, onu da sizden öğrenmek istiyorum. Şöyle, ben bir dönem meclis üyeyim, iki dönemde de yönetim kurulunda üyeyim. Şimdi ticaret odası Bandırma'nın en önemli
sivil toplum kuruluşlarından biri. Şu anda yaklaşık 2350 civarında üyesi bulunan Bandırma ve çevresi, Bandırma, Edincik, Manyas gibi yakın çevredeki bütün mahallelerimizden üyesi olan bir sivil toplum kuruluşu. Bunun içinde sanayici de var, inşaatçı da var. Farklı mozaiklerden, farklı renklerde birlikte olmuş bir topluluk Bandırma Ticaret Odası. Ve burada Bandırma Ticaret Odası bunların hepsine hizmet üretmeye çalışıyor. Ama tabii farklı sektörlerin farklı problemleri olabiliyor. Farklı ihtiyaçları olabiliyor. Tabii ki. Yani işte bugün ciddi manada bir yumurta ihracatı var Bandırma'mızdan. Beyaz et ihracatı var. Ciddi manada tohumculuk yapan işletmeler var. Deniz ticareti var, balıkçılık var, makinecilik var, tarımda çok iyi firmalarımız var. Ama hepimizin aynı pencereden bakabilmesi lazım. Tarım alanları evet çok değerli, sanayi alanları da çok değerli baktığımız zaman. Bugün İstanbul'da bazı organize sanayi bölgelerinde 1 metrekaresi 1000 dolara çıkmış. 1 metrekare 1000 dolar. 2003'ün ya da dönüm yer gereken fabrikalar. Şimdi o yüzden de İstanbul'lu firmalar artık bu tarafa doğru kaçmaya başlıyor. Bunları doğru yönetebilir ise Bandırma daha farklı mozaiklerinde geleceği, daha ciddi firmaların, daha büyük firmaların Bandırma'ya gelmesi gerektiği ve bu gelen firmaların da Bandırma'ya büyük katkılar sağlayacağını ben inanıyorum. Ve ticaret odası olarak da bunun yapılması gerekiyor. Bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani o yüzden ticaret odasına, ilk önce diğer ülkelerden sonra ticaret odasına geldim. Büyük iş dünyasında zaten onu bilen, orayı gezen ve o sanayicilerin hep söylerler, ayrı bir dili vardır derler birbirleri arasında konuştukları. O dili de bilip rahatlıkla konuşabilen birisiniz. Bunun için herhalde önemli bir şey olabileceksiniz, köprü olabilirsiniz yani ticaret odası olarak. Her şeyden kısa. Yani ben ticaret odası yönetiminde olduğum sürece Bandırma menfaatleri için çalışmaya devam edeceğim. Ben 46 yaşındayım, doğma büyüme Bandırmalıyım. Hiçbir zaman da Bandırmalı olmaktan gocunmadım. Farklı yerlerde hizmetler verdim. Bandırma Spor'da da verdim. Şu anda hala Bandırma Spor Vakfı'ndayım. Bandırma Ticaret Odası'ndayım. Eğer bu memleketten bir şeyler kazanıyorsak, eğer biz bu memleketin havasını, suyunu soluyorsak, içiyorsak, eğer bir tane ağaç dikip faydam olacaksa ben bu ağacı dikeyim. Benim tek amacım bu. Hiçbir benim kişisel bir veya şirketin hiçbir şekilde menfaatı olmadan biz bu işleri yaparız. Aynı şey. Çünkü biz bunu böyle gördük. Evet. Ya bu bizim aile geleneğimizde var. Biz böyle gördük. Yapılan herhangi bir şeyin karşılığı beklenmez bizden. Aynı zamanda yönetim olarak sosyal yardımlarda da oluyorsunuz değil mi? Evet, zaman zaman yıllar içerisinde belirlediğimiz bazı bütçeler var. Bu bütçeler doğrultusunda ortak kararla yaptığımız bazı sosyal yardımlar var. Sevgili izleyenler, Yemtar Genel Müdürü Bahadır Çolak'la röportajımız devam ediyor. Biraz önce idari binada farklı konuları konuştuk. Şimdi de fabrikayı birlikte gezeceğiz. TV izleyenleri, şu anda Yemtar'ın fabrika bölümündeyiz ve yanımızda Genel Müdür Bahadır Çolak bize fabrikayla ilgili bilgiler verecek. Yıllar içerisinde gelişim göstererek şu anda 12 bin metrekare kapalı alana çıktık. 2022 yılında veya da 2023 yılında bir 2 bin metrekare daha ilave etmeyi düşünüyoruz. Şu anda onun hesaplamaları ve ruhsat işlemleri devam ediyor. Toplamda 14 bin metrekare kapalı alana ulaşmış olacağız. Toplam 30 dönüm üzerine kurulmuş, 30 bin metrekare üzerine açık alanda bulunmakta. Toplamda 200 kişi çalışıyoruz. Tüm imalatlarımız burada gerçekleştirilmektedir. Sıfırdan boya sonrasında ambalajlamaya kadar kısım kısım bütün imalatlar burada. Testleri bitene kadar
elektrik tesisatları çekilene kadar tamamen burada üretilip bitirip sevkiyata hazır hale getiriliyor. İmalatın yapıldığı kısım burası. Diğer bölümlerde demirlerin işlendiği, kesme kıvırmaların, lazerlerin, ama burada tamamen torna tesviye ve dik işlemlerin bulunmuş olduğu talaşlı imalat dediğimiz kısım komple bu alan. Yani bu makineler peki sizin kendi imalatınız değil ama var mı bir ülkede, Bandırma'da ya da başka bir firmada? Şöyle, evet, bunların bir kısmını biz dışarıdan çoğunluğunu satın alıyoruz. Fakat şöyle, büyüklük açısından ve yapabilirlik açısından Bandırma'da az bulunan makineler. Çoğu firmada olmayan makineler. Çünkü biz bunları kendi firmamızın üretmiş olduğu ürünlere özel yaptırdığımız, fikstürlerle almış olduğumuz, satın aldığımız makineler. Şöyle, son geliştirmiş olduğumuz, ARGE bölümümüzde geliştirmiş olduğumuz makinemizin bazı parçaların imalatını yapabilmek için bu makineyi geçen yıl kendi demirbaşımıza kattık. Bunun çapı şu anda 1200 milimetreyi işleyebilme kapasitesine sahip. 2500 kilograma kadar da parça kaldırabilme özelliğine sahip. Yoktu ama ARGE kapsamında geliştirdiğimiz makine imalatını gerçekleştirebilmek için 2021 yılında yatırımını gerçekleştirdiğimiz makinelerden biri. Evet, burası da farklı bir ünite. Burada ne yapılıyor? Burası artık ambalajlama ve sevkiyatın yapılmış olduğu, nihai ürünlerimizin testlerinin bitirilip müşteriye teslim edildiği kısım. Burada onay almadan hiçbir ürünümüz çıkmaz. Yükleme ve ambalajlama burada bitirilir. Bütün çıkan makinelerin testleri bitirildikten sonra müşteriye irsaliyesi kesilip sevk edilir. Yani buradan artık nakledilecek. Aynen öyle. Ama tabii burada işimiz bitmiyor. Sahada da makinalarımızı gidip devreye alıyoruz. Orada da müşteriye eğitimlerini verip teslim ediyoruz. Şu anda önünde durduğumuz makine tamamen Yemtar'ın buluşu olan, ARGE tarafından geliştirilen, evet, ve imal edilen bir makine. Bununla ilgili biraz bilgi alalım. Biraz önce de söylemiştim, 7 yıl öncesinde ARGE olarak başladığımız, 5 yıldır da seri üretimini yapmış olduğumuz, şu anda da Türkiye ve dünya piyasasında en çok rağbet gören, Yemtar'a logosunu üstüne vurarak gururla sattığımız bir makinemiz. Bu patentli bir ürünümüzdür. Aynı zamanda TÜBİTAK tarafından da onaylanmıştır. Türkiye'de de şu anda ilk 3 ayda müşterilerimize 9 adet satıp teslim etmiş durumdayız. Yenileri de, siparişleri gelmekte. İlk 3 ayda 9 adet? Evet. Yani artık dünyaya bunu kabul ettirmiş demeksiniz.
Tabii ki geçen yılda ciddi manada bir satış oranlarımız vardı ama ben dün üretim bölümüyle bir toplantım vardı. Oradaki rakam aklımda kaldığı için ilk 3 ayın değerlendirmesinde 9 adet imalatı bitirilip teslim edilmiş ürünümüz var. İkinci çeyrekte de bu 9 adetin daha üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Bahadır Bey. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.